Bugün videomuzun konusu klişe. Daha doğrusu başlığı da klişe bir şekilde seçmeye çalıştık. Klişenin gücü. Adam bildiğiniz antika araba koleksiyonu yaptı. Hem de klişeyi kullanarak. Şimdi jet alıyormuş. Kim peki? Tabii ki Cem Yılmaz. Ben sosyal bilimci olduğum için Cem Yılmaz'ı izlerken gülmüyorum. Hep analiz etmeye çalışıyorum. Tabii bizim de böyle bir klişemiz var. Gece kulübüne gidiyoruz. Ne yapıyorsun? O gözlem yapıyorum. İşte ne izlesek, ne izliyorsun? Şunu izliyorum ama ben gözlem yapıyorum falan gibisinden bir klişemiz var. Analiz yapacağım ya. Yok, ben Cem Yılmaz'a acayip gülüyordum. Bundan dolayı da lan ben niye bu kadar gülüyorum diye üzerine düşünmeye başladım ve neyi fark ettim? Klişeyi fark ettim. Klişeyi fark ettim. Adam bildiğin bir sürü klişe kullanıyor. Zaten klişenin kendisi ne demek? Bütün toplumsal kesimin belli bir şeyi aynı şeyle duygusunu ve düşüncesini ifade etmek oluyor. Yani bir şey nedir dediğinde herkes aynı klişeyle cevap veriyor. İşte bu tam da klişe oluyor. Ne? Dini, etnik, siyasi, ideolojik bütün sınırları görünmez kılıyor klişe. Toplumun her yerinde kullanılıyor. Zaten biz bundan dolayı da klişe diyoruz ya da bu tarz kullanımlara klişe diyoruz. Cem Yılmaz da genelde şey yapıyor. Belli bir toplumsal kesimde klişe olmuş. Onu getirip hepimize sunuyor. Ya da zaten herkesin kabullendiği klişeyi Cem Yılmaz gündeme getirdiğinde mizah oluyor. Şimdi biz de aslında gündelik hayatta mizah yaparken kendi durumumuzun içerisine klişeleri taşıyarak onun klişe olduğunu bile bile yaptığımızda mizah oluyor. Çoğumuz da mizah böyle yapıyoruz. Bu nasıl çalışıyor? Yani plajda çıplaklık nasıl ki, yani beden nasıl ki bütün erotik yükünü terk ediyorsa, taşımıyorsa, aslında sıradan bir yerde de bedenin en küçük hareketi bile yer yer erotizm olabiliyor. Çatallar çok erotik gelebiliyor bazen. Böyle bir şey mi zaten? Yani klişenin kendisini bağlamından kopartıp başka bir durumunda onu açıklamak için tam da kullandığında espri oluyor. Mesela şeyi fark etmiştim. 2010 yılında belli karikatürleri çok sıklaştığını fark etmiştim. Bu karikatürlerde hep bir tane imam oluyordu. Bir de dinle alakası olmadığını düşündüğüm bir entel tip çiziyorlardı. Genç bir entel. Kıvırcık saçlı, saçları bağlı falan. İşte bir tanesinde genç camiye geliyor. Elinde iki tane raket var. Ta imam diyor, bu ne lan? Oğlan da diyor, hocam siz demediniz mi sabah namazı iki raket? Burada çizer şunu yapıyordu aslında. Hem muhafazakar kesimden hem de seküler kesimden klişe denebilecek şeyleri bir karikatürde bir araya getiriyordu. Yani biz o karikatürlerden şunun farkına varıyorduk. Çizer hem sekülere hem muhafazakara aynı anda ben kültürel bir ürün sunabilirim diyordu. Ve bunu yapıyordu. Demek ki bunun alıcısının olduğunu düşünüyordu. Bu ne demek? O zaman karikatür, mizah bize iki kesimin yakınlaştığını gösteriyordu. Muhafazakarlarla sekülerlerin 2010 yılında yakınlaştıklarını gösteriyordu ki çizerler bunu çiziyordu. Ama sonra tabii tuzla buz oldu o yakınlık. Yani toplum iyice kutuplaştı. Yani muhafazakar kesimle seküler kesim tam kutuplaştı diyemeyiz ama şöyle bir kutuplaşma net oldu. AKP'liler ve AKP karşıtları. Böyle bir kutuplaşma oldu. İster istemez böyle kültürel ürünler de piyasadan çekildi. Ne oldu? Niye sürekli oraya bakıyorsun? Ben oraya bakarak konuşuyorum. Ben İstediğimi buraya orada boşluğa mı buluyorum. geçtim? Ha? Ben buraya boşluğa mı geçtim? Klişe aslında bir toplumu tam da birleştiren bir şey olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü herkes duygu durumunu ve düşüncesini aynı şeyle anlatıyor. Bu ortaklığı gösteriyor. Bunun için de Cem Yılmaz klişelerle gittiğinde herkesten takipçi görebiliyor. Herkes Cem Yılmaz'a gülüyor. Ama başka bir şey daha var. Yani biz sadece ortaklıklarımızda klişelerde ortaklaşmıyoruz. Tam da birbirimizi ötekileştirmek için de acayip derecede klişelere başvuruyoruz. Ve özellikle diyelim muhafazakarlarla sekülerler birbirlerini ötekileştirecekleri zaman en çok başvurdukları klişeler kendi cinsel, pardon, karşı tarafın cinsel rejimiyle ilgili klişeleri seferber ediyorlar. Mesela çok tipik bir klişe. Canım o da zaten sünnetsizdir. Ya da o adamın dört karısı yok muydu gibi klişeler. Sekülerler genelde muhafazakarların erkeklerine oynarlar. Muhafazakarlar da genelde sekülerlerin kadınlarına oynarlar. Yani doğrusunu söylemek gerekirse birbirlerine hakaret ederler. Buradan
birbirlerini incitmeye çalışırlar ve cinsellik etrafında bu kadar ötekileştirici klişe üretilmesinin nedeni belli. Çünkü cinsellik her zaman için kültüralize edilmesi, terbiye edilmesi gereken bir yer. Eğer cinsel kontrolü sağlayamıyorsan aslında yeterince de insan olamıyorsun, toplumsal olamıyorsun gibi bir vurgusu var. İkinci bir şey var. Aslında karşı tarafın kirli olduğunu. Yani insan sonuçta cinsel edimin ürünü. Eğer cinselliği kirliyse zaten karşı taraf özünden kirli gibi bir şeye getiriyorlar. Yani son derece tehlikeli bir yere oynuyorlar. Ben de hayatımda işte aslında ciddi anlamda 2-3 aydır YouTube'la muhatap oluyorum ve öyle böyle değil. Daha doğru düzgün YouTube'da bir şey izlememişken YouTuber olmaya karar verdim. Yani video çekiyorum ve YouTube'a koyuyorum. Tabii ki bu flört çok kötü gidiyor. Yani ben hep YouTube'la ilgileniyorum ama YouTube benimle ilgilenmiyor. Videolarım 100-200 izlenmenin ötesine geçmiyor. Biliyorsun Olcay'ın çalışmalarıyla 400'ü gördük. Teşekkür ediyoruz Olcay'a. YouTube'la böyle ilgilenmeye başlamadan önce YouTube inançlılarının çok fazla olduğunu fark etmiştim. Yani hani halkımızın geniş kesimi YouTube'a inanıyordu. Çünkü espri yapıyorlar. Esprileri YouTube'daki bir videoya, içeriye gönderme yapıyor. Sen anlamıyorsun. Yani espriyi anlamıyorsun. Çünkü ortak dili kullanmıyorsun. Artık şeyi fark ediyorsun yani. YouTube'da bir içerik akıyor, kültürün büyük kısmı orada akıyor. Senin gündelik temaslarla o dili yakalayamıyorsun, o dili öğrenemiyorsun. Bunu fark etmiştim. Şimdi de ben ister istemez bir video içerik hazırlamaya başlayınca tabii ki YouTube'u çözmem lazım. Zaten sosyal bilimciyim. Hemen analize başladım. Gözleme başladım. Birkaç tane böyle iyi YouTuber araştırdım. İçlerinden bir tanesi de Burcu Baktur. Burcu Baktur. Evet, Burcu Baktur'a baktım. Milyonu aşıyor izlenmeleri. Zaten milyon üzerinde de takipçisi var. Videoların başlığı nedir? Nedir videosu çekiyor? İşte ilgi göreceğini veya bilmemiz gerektiğini düşündüğü şeyleri seçiyor. Bunları 3 dakikada açıklıyor. Açıklamayı peki nasıl yapıyor? Tam da ele aldığı şey neyse, diyelim ki sanat. Sanat nedir diye soruyor. Ve bütün sanatla ilgili klişeleri seferber ediyor. Onlar üzerinden giderek açıklamaya çalışıyor ve klişe kullanımı konusunda Cem Yılmaz'ı neredeyse geride bırakmış birisi. Tabii klişe üzerine de bir videosu var. Orada da bilin bakalım kim konuk oyuncu? Tabii ki Cem Yılmaz. İşte aklın yolu bir. Ben de fark etmiştim Cem Yılmaz. Hanımefendi, sıra dışı esprilerinizle ne yapmak istiyorsunuz? Klişelerden ekmek yiyen bunca komedyen sizden sonra taş mı yiyecek? Yani Burcu Baktur doğru bir şey yapıyor. Pedagojik olarak yani öğretme açısından da doğru bir şey yapıyor. Niye? Pirimiz Aristoteles diyor ki 2500 yıl önceden adam görmüş. Bir şeyi ele almaya başlıyorsan felsefenin içerisinde onun önce gündelik kullanımlarından yola çıkman gerekiyor. Çünkü bir şey neyse gündelik kullanımdan öyle kullanılıyordur. Ya orada tespit edebiliyorsun ne olduğunu. Bu da aynı zamanda klişenin içerisinde tespit edebilirsin demek oluyor. Gerisi bir tık aşağı iner. Mevzuyu daha derinleştirir veya derinleştirmez. Bu Burcu'ya kalıyor. Ona biz bir şey diyemeyiz. Kadın zaten 1 milyon izleniyor lan. Ben bir şey diyemem şahsen. Yani 2 aydan fazladır takip ettiğim birisi var. Yeni bir pop starımız var bizim. Ve ilginç bir şekilde ne mizah dünyasından ne YouTuber. Çok farklı bir alandan bir pop star kazandık. Kesinlikle ününü hak eden birisi. Daha önce de ünlüydü ama YouTube'a geçip yayınlarını YouTube'dan yapmaya başlayınca ortaya çok başka bir şey çıktığını düşünüyorum. Bu kişi de kullandığı klişelerde kesinlikle Cem Yılmaz'la Burcu Baktur'a rakip birisi. Ve bir gazeteci. Evet, kim olduğunu herhalde tahmin ettiniz. Cüneyt Özdemir'den bahsediyoruz. Klişeler çok kullanıyor Cüneyt Özdemir. Ama büyük ihtimal bir sürü kişi şöyle düşünüyordur. Lan yavşağa bak, popüler olacağım diye neler yapıyor. Ne yapıyor? Gençlere oynuyor. Ne yapıyor? Ergenlere oynuyor falan filan diyecekler. İşte yeri geliyor AKP'lilere oynuyor diyordur. Bunları söylüyorlardır. Hem de iki taraf da söylüyordur bunu. Kaçınılmaz olarak. Ama Cüneyt Özdemir bu işi YouTube'a taşımadan önce zaten iyi bir gazeteci olarak ünlüydü. Biz aslında Cüneyt Özdemir'e şu konuda teşekkür etmemiz gerekiyor. Haberciliğin içine, yaptığı programın içine klişeleri de koyduğu için teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü ortaya şöyle bir şey çıkardı.
Artık haber izlerken aynı zamanda gülüyoruz. Bu kesinlikle gündemle ilgilenmeyecek birçok kesimi de haberlerin başına topladı. Mesela Zibil'le Ergen izliyor Cüneyt Özdemir'i. Bunun dışında Cüneyt Özdemir'in böyle bir videoda konu etmemin temel nedeni şu. Cüneyt Özdemir aslında tam da kutuplaşmanın çok yoğunlaştığı bir yerde hem çoğumuzun tenezzül etmeyeceği hem de cesaret edemeyeceği bir şey yapıyor. AKP ve AKP karşıtlarının tam arasına kendisini yerleştiriyor ve buradan iki tarafa dair de hem eleştiriler yapıyor hem de iki tarafı da övebilecek şeyler söylüyor. Bu ciddi anlamda riskli bir şey ve yani her an günah keçisi olmaya adaysınız böyle bir şey yapmaya kalkıştığınızda ki toplumsal kutuplaşma bu kadar derinleşmişken bunu yapmak çok kıymetli. Onun için Cüneyt Özdemir iyi bir gazeteci olduğu için klişeleri bizi güldürüyor. Yani çünkü gazetecilikle klişenin yan yana gelmeyeceğini düşünürken biz birdenbire bunu yaptı ve komik oldu. Komik aynı zamanda Cüneyt Özdemir. Ama Cüneyt Özdemir'in tabii ki çok itici yönleri var. Bir gülmesi var Allah'ım. Yani bildiğiniz sinemada en kötü karakterlerin onlardan rol çalan bir gülmesi var. Yani kimse bu adama demiyor mu ya sen nasıl gülüyorsun bir dikkat et falan. Yok demiyorlar. Bir de geçen çok önemli bir şey yaptı Cüneyt Özdemir. Bildiğin taş kafalı Cüneyt Özdemir nasıl olur onu oynadı. Cübbeli karşısında, Cübbeli Ahmet Hoca karşısında bize bildiğiniz hani biz o kadar o aferin Cüneyt falan çok iyisin yaparken Cüneyt birdenbire taş kafalı bir Cüneyt çıktı içinden. Taş kafalı Cüneyt'i izledi. E iyi oldu. Niye? O da bizim gibi insanmış dedi. Başarılı gazeteci, şu gazeteci. Bu bildiğin adamı anlamamak için yarım saat kastı yani. Böyle bir şey. Cüneyt Özdemir'in değerli olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Umarım başına kötü bir şey gelmez. İçgüdüsel olarak mı böyle bir şey yaptım da. Evet. Klişeyle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Burada bitiriyoruz videoyu. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.